Evet sevgili dostlar yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuzun konusu girişimciler için kişisel gelişimin önemi. Zaten adı üstünde girişimcilik. Aslında yeni, yenilikçi düşünmek demek bir noktadan sonra. Yeni bir atılım yapmak. Başkalarının düşünmediği şekilde bakmak. Girişimciliği açtığım zaman ben böyle görüyorum onayı. Yani yeni bir başlangıç yapmak bunlar girişimciliğin bence tanımı peki kişisel gelişim neden önemli şimdi biz eğer yapacağımız şeyde fark yaratmıyorsa ya niye insanlar bizden alsın ki atıyorum bir restoran açtın bir restoran açtın ve bu restoran işte çalışsın istiyorsun. Güzel girişimcilik. Güzel bir şey. Peki yani bu zaten her yerde restoran dolu. Yani o müşteri neden seni tercih etsin? Böyle düşünmek lazım. Bir empati yapmak lazım. Yani öyle bir şeyler sunmalısın ki aa burada şu değişik. Aa bak bu benim istediğim şeylere hitap ediyor. Aa ben hiç böylesini görmemiştim diyebilmeli. Bu Mesela restoran örneğini veriyoruz. Bu menü de olabilir, menünün çeşitleri, menüde ki e, işte seçenekler olabilir. E, restoranın iç dizaynı olabilir, restoranın konsepti olabilir. Bunlar hepsi sizi müşterinin tercih etmesi için e, faktörler. Siz bu faktörleri ne kadar arttırırsanız, ne kadar değiştirirseniz, ne kadar fark yaratırsanız daha önceki rekabet yapacağınız firmalarla, daha önceki açık olan firmalarla ne kadar fark yaratırsanız sizin başarılı olma şansınız, o müşterilerin sizi tercih etme şansı artar. Dolayısıyla kişisel gelişim tabii ki çok önemli. Yani fark yaratacaksınız, güncel olacaksınız, değişik olacaksınız, kaliteli olacaksınız ve bununla beraber bugünkü şeyde konsepte, bugünkü dünyada ticaret yapma yöntemlerini de ticarete destek veren yöntemleri de paralel olarak uygulamak zorundasınız. Yani eskiden şöyleydi. Biri hep restorandan giderim. Biri bir restoran açardı. O insanlar gelir o restoranda yemek yerdiler. Yemek yedikten sonra giderdiler arkadaşlarına, akrabalarına anlatırdılar. Ve onlar birbirlerine yaptıkları reklamla sizin o yeriniz, o açtığınız yer büyürdü. E şimdi insanların o kadar kaybedecek vakti yok. Ha o belki 1-2 yıl alırdı, 2 yıl sonra orası dolardı falan para. Ama şu anda artık insanların vakti yok. İnsanlar bir an önce açtıkları işin, yaptıkları ticaretin başarılı olmasını istiyorlar. Dolayısıyla da ne yapıyorlar? İşte e, sosyal medyayı kullanıyorlar, interneti kullanıyorlar, güncel reklam e, politikalarını uyguluyorlar. Ne bileyim işte belki billboardlar kullanıyorlar, afişler yaptırıyorlar, elinanı yaptırıyorlar. Ne bileyim televizyona işte reklam verenler var gibi 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 gibi. Ama en azından sosyal medyada kendi açlıkları işletmenin reklamını yapıyorlar. Bu da bir kişisel gelişimdir. Yani siz eğer babanızın ticaret yaptığı yöntemlerle siz ticaret yapmaya devam ederseniz hayal kırıklığı olur. O çağda Şartlar oydu ama bugünkü çağda şartlara uyum sağlamak zorundasınız. Şartlar size uyum sağlamaz. Onun için o da tabii ki kişinin kendini geliştirmesinden başka bir şey değil. Yani sonuçta kendinizi geliştiriyorsunuz, görüyorsunuz. Artı yani okuyorsunuz, izliyorsunuz. Daha önce yapılmış örnekleri, başarılı olmuş örnekleri izliyorsunuz. Ne bileyim başarılı olmuş insanların videolarını izliyorsunuz işte kitaplarını okuyorsunuz ve o yöntemler uygulanarak yani bir noktada kendinizi geliştirerek en iyi sonucu alıyorsunuz. Dediğim gibi ama burada da püf noktası daha iyi sonuç almak istiyorsanız kesinlikle maksimumunuzu koymanız lazım ortaya. Yani artık ya ben bir yer açtım işte tamam artık çalışır öyle bir ticaret yok. Yok yani üzülerek söylüyorum. Ee, mesela şöyle bir örnek vereyim. Ee, ben diş hekimliği yaptım biliyorsunuz. Diş kendim Yani bu konuda da başarılı görüyorum. Yaptığım yani bazı yöntemler patent almış yöntemler. Neyse onu geçelim. Ee, 80'li yıllarda ben mezun olduğum zaman 83 yılında e, diş hekimliği bir muayenehane açtırdım. Bana hasta gelirdi yani. Normalde böyle büyük abartılı bir şeye gerek yok. Yani böyle insanların sizi bilmesine ihtiyaç vardı yani. Ama şu anda 2021'de o kadar fazla diş hekimi var ki siz fark yaratmalısınız. Yani ben bir muayenehane açayım, benim muayenehanem hasta da olsun. işte öyle bir şey yok. Yok yani. Oturursunuz duvarlara bakarsınız. Fark yaratmak zorundasınız gerçekten kendinizi yetiştirmiş olmanız lazım. Gerçekten kişisel olarak maksimum seviyeye çıkmanız lazım. Değişik yöntemler yapmanız lazım. Eğitimler almanız lazım. Teknolojileri takip etmeniz lazım. Bunları hepsini bir araya getirdiğiniz zaman ancak daha önce o bölgede çalışmış olan insanlarla rekabet edebilirsiniz. Demek ki eğer ticaret yapmak istiyorsanız, bir şeyi yaratmak istiyorsanız, girişimcilik diyoruz sonuçta bir adım atmak. Değil mi? Bir adım atmak, yeni bir fikirle bir yola çıkmak. Ama burada da kişisel gelişim çok önemli. Çünkü size bir öz disiplin veriyor. Çünkü size bir destek veriyor, motivasyon veriyor. Her gün kendi kendinizi motive etmenizi sağlıyor. Her gün yeni bir şeyle araştırmanızı sağlıyor. Bu sadece ve sadece kişisel gelişimle olabilir. Ama tabii ki her zaman da söylediğim gibi bu mantrayla olur. Mantra her gün yazılır, günde en az 150 kere yazılır ve siz beyninizde o güne kadar biriktirdiğiniz bütün bilgileri hizmetinize almış olursunuz. Bu mantra öyle bir şey. Ömrünüz boyunca topladığınız bütün bilgileri analiz etme, her olayda kullanma, süzgeçten geçirme etkisi yaratan bir yöntem bu. Yani biz mantra yazdığımız zaman o gün farkındalığımız maksimum olur. Biz mantra yazdığımız zaman konsantrasyonumuz maksimum olur. Biz mantra yazdığımız zaman farklı görebiliyoruz farklı analizler yapabiliyoruz. Uyanıyoruz. Bazen mesela girişimcilikte insanlar o kadar kendi projesine aşık oluyor ki o projenin defolarını göremiyor. Hatalarını, eksiklerini göremiyor. Kendi kendini şey yapıyor, ikna ediyor. Ve o kendi kendini ikna bir noktadan sonra gerçekleri görememek, önemli noktaları gözden kaçırmak problemi yaratabiliyor. Ama siz mantra yazdığınız zaman bunları fark ediyorsunuz. Onun için her gün en az 150 kere yazıyoruz. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz.